Antalyalıların uzun süredir mücadele ettiği hukuksuzluğun haberinde sıra. Sit alanında bar inşaatı. Yanlış duymadınız. Falezlerin hemen yanı başında yer alan ve bir zamanlar nikahların kıyıldığı, uzun zamandır da atıl durumda olan Bülent Ecevit Kültür Merkezi bakım ve onarımdan sonra yeniden hizmete girdi. Girdi girmesine ama merkezin denize bakan avlusuna restoran bar yapıldı. Üstelik dediğimiz gibi bölge sit alanı. Bu sit alanını korumak istiyoruz. Bu doğal güzelliği korumak istiyoruz. Eski haline dönüştürülmesini istiyoruz. Burası Antalya'da Bülent Ecevit Kültür Merkezi. Bir dönem içerisinde nikah kıyılıp bahçesinde çay içiliyordu. Antalyalıların hafızasına kazınan o mekanın bir bölümü korumaya alınsa da deniz manzaralı avlusuna nasıl olduysa restoran bar inşa edildi. Üstelik onlarca şikayete ve bölgenin sit alanında olmasına rağmen. Burayı bir şirkete kiralıyor. Burası tamamen artık restoran, kafe, bar olmuş durumda. Tartışmaların odağındaki işletme hemen burası. Antalya'da Falezler'in yanı başında Karaalaoğlu Parkı'nın içinde yer alıyor. İşte burası Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne aitti. Ve Antalya Büyükşehir Belediyesi işte bu Bülent Ecevit Kültür Merkezi'ni 20 yıllığına bir başka şirkete kiraya verdi. Sit alanına da yapılaşma başlattı. Antalyalılar CİMER ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'na durumu bildirdi. Sit alanında yer alan kaçak yapılaşmanın yıkılması için başvuruda bulundu. Antalya 1 numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu 6 Ocak tarihinde bir karar verdi ama değişen bir şey olmadı. Bülent Ecevit Kültür Merkezi önündeki alanın sit alanı olduğu, burada bir herhangi bir yapılaşmanın olamayacağı, komisyona bilgi verilmesi yönünde bir karar alındı. Kültür merkezinde açılan restoran barla birlikte parkın içi de araçlarla doldu. Gece müzik sesi mahallenin kabusu oldu. Hukuk savaşı başlatanlar şimdi o sit alanı inşa edilen restoran ve barın kaldırılmasını istiyor. Biz sadece mahalle sakinleri olarak bu sit alanını korumak istiyoruz. Bu doğal güzelliği korumak istiyoruz.